Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır ortalarda yoktum ve size karşı kendim biraz sorumlu hissettim açıkçası. Neden yoktum, niçin buralara bu kadar ara verdim? Instagram'dan zaten takip edenleriniz var beni ama sadece YouTube'dan takip eden ya da Instagram'da takip ettiği halde paylaştıklarımı, hani neden burada olmadım çünkü ara ara paylaştım, bilmeyenleriniz olabilir diye kendimi bu konuda birazcık böyle şey hissettim, hani video çekmem gerekiyor gibi hissettim ve kamera karşısına geçmek istedim bunun için. Normalde bu tarz videoları böyle hep komik bulurdum. İşte neden yoktum? YouTube'a geri döndüm falan. Hep gülerdim ama bu işin raconuymuş galiba bu. Böyle birçok video paylaştıktan sonra uzun bir süre ara verince insanlar doğal olarak merak ediyorlar. Çünkü az çok böyle birbirimizle arkadaş gibi oluyoruz ve gerçekten bir arkadaşınızı merak eder gibi beni merak ettiğinizi fark ettim bu sürede. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Gerçekten kısa sürede demek ki çok kişiye kendimi samimi bir şekilde yansıtabilmişim ve birçoğunuza kendimi sevdirebilmişim, bunu fark ettim. Ve kendime de böyle yeni hedefler, yeni bir düzen oturtmak için bu bana birazcık böyle nasıl diyeyim, bir ders oldu gibi diyebilirim. Şimdi size neden buralarda yoktum onu anlatacağım. Evet, gelelim neden buralarda yoktum sorusunun cevabına. Annem bir buçuk iki ay olacak neredeyse ayağını böyle görünmez kaza koltuğa çarptı ve küçük parmağı birkaç yerinden kırıldı. İlk başlarda önemsememiş ama birlikte doktora gittiğimizde doktor dedi ki kesinlikle ayağının üstüne basmayacaksın, yürümeyeceksin, sadece zaruri ihtiyaçlarını görmek için kalkacaksın, o kadar. Eğer ayağının üstüne basarsan, bu küçük kırığı önemsemezsen çok ciddi bir kalıcı hasara yol açabilir. Küçük parmak olduğu için işte alçıya alınamıyor vesaire, o yüzden de iyileşme süreci de birazcık uzun olacak dedi. Ve tabii ki de anneme düşkün biri olarak onu yalnız bırakamazdım. Sık sık ona gidip geldim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. İlk haftalarda neredeyse her gün gidiyordum. Daha sonra böyle biraz daha azalarak anneme gitmeye devam ettim. Ama şöyle bir şey var, evlerimizin arası gerçekten ciddi uzak. İstanbul trafiğini dikkate aldığınız zaman genelde böyle gidip gelmemiz 1,5 saatleri falan bulabiliyor yoğun trafik saatinde. O yüzden sabah erken gidip akşam geç saatlerde dönmek daha mantıklı olduğu için bir süre bu şekilde iki evi idare etmek durumunda kaldım. İlk başlarda enerjim yerindeydi ama vakit bulamıyordum Instagram'a girmeye ya da video çekmeye, editlemeye. Sonraki zamanlarda da gitgide böyle bedenen ve ruhen yorulduğumu fark ettim. Çünkü yol insanı zaten ciddi yoruyor. Anneme yardımcı oluyorum ev işlerinde, yemek işlerinde. Eve geliyorum, kendi evimin işleri var. Yani tam böyle her şey üst üste denk gelir ya. Annemin normalde yardımcısı vardı. O bir rahatsızlığından dolayı işi bıraktı. Benim yardımcım vardı. O da evleneceği için işi bıraktı. Ve böyle her şey üst üste geldi. Zaten evde durmayı, yalnız olmayı, yalnız kalmayı, kendi kendime vakit geçirmeyi çok seven biriyim. Bir süre bunu yapamayınca mental olarak yoruldum ve mutsuz olmaya başladım. Instagram'a girmeye girmeye, işte YouTube'a video çekmeye çekmeye biraz soğuduğumu da fark ettim. Zaten hep böyledir ya her konuda, alışkanlık edinirken de böyledir. Mesela iyi bir alışkanlık edinene kadar çok zorlarsınız kendinizi. Edindikten sonra zaten çorap söküğü gibi gelir. Ama kötü şeyler de aynı şekilde. O yüzden YouTube'da, Instagram'da benim için böyle bir hal aldı. Paylaşım yapmadıkça, girmedikçe inanın böyle hiç elime almadığım günler oldu telefonu. Hiç yani, bu benim için gerçekten çok değişik bir durum. İlk başlarda biraz bana huzur da verdi aslında. Gerçekten çok yorulduğumu, çok fazla telefona bağlı yaşadığımı ya da işte sürekli YouTube için bir şeyler çekip editleyip hani bunlara zaman ayırdığımı ve bunun beni aslında yorduğunu fark ettim. Birçoğunuz şey sormuş işte, takipçi sayın az diye mi ya da işte seni hak ettiğin yere gelmediğini mi düşündüğünden motivasyonun düştü, takipçi sayın az diye mi yapmak istemiyorsun gibi böyle mesajlar gelmiş. Asla, asla bununla alakası yok. Zaten beni takip edenler, hani uzun süredir takip edenler bilir, hiçbir zaman takipçi kaygım olmadı. Her zaman az ama öz, yani gerçekten iletişim kurabildiğim bir kitlem olsun istediği için hiçbir zaman böyle bir şeye yönelmedim.
yapay bir şeye yani. O yüzden böyle bir şeyin yokluğu da ya da işte takipçi sayımın böyle çok ivmeli bir şekilde artmayışı da beni motivasyon olarak etkileyen bir şey değil. Ben zaten bunu kendim için yapıyorum. Yani kendim bunu uzun zaman yapmak istediğim için ve ertelediğim için kendim adına yapmak istedim böyle bir girişimi. Hani YouTube açmak, işte Instagram'da daha sık paylaşım yapmak gibi. Bunlar benim anılarım. Burada kalsın. Hani eskiden nasıl ailelerimiz albümler yapardı, fotoğraflarımızı oraya koyardı, biri geldiğinde gösterirdi. Yani bu YouTube'u, Instagram'ı ben günümüzün albümü gibi düşünüyorum eski zamanlardaki. Hani bir misafiriniz geldiğinde albüm çıkartmıyorsunuz da, işte atıyorum İtalya'ya gittik, İtalya seyahatinde neler yaptık, açalım YouTube'dan izleyelim gibi benim anılarımın depolanacağı bir yer olarak da düşünerek açtım. Yani kimse izlemese bile bunu kendim için zaten yapacaktım. O yüzden bu tarz bir takipçi odaklı motivasyon düşüşü asla yaşamadım. Onu belirteyim. İkinci gelen soru şu oldu en sık. Hamile misiniz? O yüzden mi ortalarda yoksunuz? Bu klasiktir ya böyle hani hamile kaldıklarında birkaç ay ortalıktan yok olurlar. Sonra artık 3 kişiyiz falan diye çıkarlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani henüz bir bebek düşünmüyoruz. Bu soru normalde de çok fazla geldiği için artık bunu yanıtlamak istiyorum. Biz çift olarak çok planlı bir çiftiz. Daha doğrusu Coşan çok planlı bir çocuk ve ben artık üzüm üzüme baka baka kararır. Daha böyle onunla birlikte ben de bu planlı olmayı hayatıma entegre etmiş bulunuyorum. Planlı olmanın çok güzel faydalarını gördüğüm için de hayatımızın her aşamasını gerçekten planlayarak ilerliyoruz eşimle. Çocuk da bunlardan biri. Biz işi şansa bırakmayı sevmeyen bir çiftiz. En iyi şekilde, en iyi koşullarda büyütebileceğimiz bir çocuğa sahip olmak istiyoruz ve en doğru zamanda olmasını istiyoruz bunun. Umarım en hayırlı zamanda bir çocuk sahibi oluruz. Ama şimdilik böyle bir planımız yok. Daha yapacak, daha sahip olacak ya da gezecek, görecek çok şey var. Her evliliğin, her ilişkinin, her zaman söylüyorum, dinamiği çok farklı. O yüzden bunun belli bir standardı, belli bir reçetesi yok. Evlendiniz, ilk yıl çocuk olmalı, ikinci yıl olmalı, üçte artık yapın, dörtte olmuyor mu? Yani bunlar gerçekten çok üzücü şeyler. Gerçekten toplum açısından çok üzücü bir durum. Bu kadar böyle bir baskı olması. Yani bunlar ailenin özelinde olduğunu düşündüğüm şeyler. Ne olur kimseyi çocuk konusunda zorlamayın. Bunu o çiftin kendi inisiyatifine bırakın. Açıklamak istedikleri zaman size açıklayacaklardır. Tıpkı bizim olacağı zaman mutlaka açıklayacağımız gibi. Bu sorunun da cevabını buradan vermiş olayım. Gelelim şu motivasyon olayının özüne. Ben dediğim gibi motivasyonunu kendi kendine çok güzel sağlayabilen bir insanım. Kendi kendimi mutlu edebilen biriyim. Demoralize olduğunda gözde kendine gel, büyütecek bir şey yok diyebilen biriyim. Kötü bir şeyler yaşadığımda başıma gelen her ne olursa olsun kendime her durumda çıkaracak pozitif bir şey buluyorum her olayda. Kimi mesela olaylardan çok kötü etkilenir, kimi hiç etkilenmez. Ben biraz gerçekten çok mutluyum bu konuda. Biraz gamsız bir insanım. Evet, olaylara o an çok üzülürüm. O olayın içindeyken, o olayı yaşarken çok üzülürüm. Ama çabuk unuturum. Beni çok üzen biri, çok üzen bir olay varsa kendimi o kişiden ya da o durumdan uzak tutarak atlatırım bu durumu. Olayı o anda çözerseniz, ne sıkıntı yaşıyorsanız yaşayın. Kesinlikle ileride ne size ne o ilişkiye zarar vermez bu durum. Gelecekle ilgili planlarımı şimdi söyleyeyim size. YouTube'a tabii ki de ara verdim ama çok güzel geri dönüş yapmak istedim. Hem kendime hem de evime böyle bir detoks yapmak istiyorum. Nedir bu? Yani niye, nasıl bir detoks derseniz, kullanmadığım, bir gün kullanırım diye tuttuğum ya da kullanırken bana keyif vermeyen şeylerin üzerimde ağırlık yaptığını hissediyorum son zamanlarda. Dolapları açtığımda gereksiz bulduğum kalabalıktan arındırmak istiyorum kendimi. Tıpkı bedenimde de yapmak istediğim gibi. Çünkü bu geçtiğimiz süreçte gerçekten hayat düzenim bozuldu. Sporu bıraktım. Haftanın 3 günü özel personal training alıyordum. Ama spor hocam bir bebek beklediği için ve Amerika'da doğum yapacağı için gitti. Ben de başka bir stüdyo bulamadım buralarda. Spora giderken dediğim gibi her şey böyle birbirini tetikliyor ya. Spor yaparken vicdanen kendimi sorumlu hissettiğim için boş günlerimde de yürüyüş yapıyordum. Ama spor yapmayınca yürüyüşü de bıraktım. Spor ve yürüyüşü bırakınca düzenli beslenmeyi de bıraktım. Ben de bu işler birazcık böyle ilerliyor, böyle birbirini tetikliyor. O yüzden gerçekten çok sağlıksız bir durumda hissediyorum kendimi. Bedensel olarak bu yansıyor. Bana yorgunluk olarak,
çok fazla uyku olarak, enerji düşüklüğü olarak geri yansıyor bana bu. Bunu her zaman hissediyorum. Düzenli ve dengeli beslendiğimde ve spora hayatıma soktuğumda gerçekten tüm bunlar pozitif yönde değişiyor. O yüzden tekrar kendimi o pozitif durumun içine sokmak istediğim için vücuduma da bu detoksu yapacağım. Evime de umarım bir aksilik yaşamazsam. Ve bu süreci de YouTube'da sizlerle birlikte çekmek istiyorum. YouTube'a koymak istiyorum. Bölüm bölüm. Benden zaten ev turu istiyordunuz. Böyle büyük bir ev turunu en son bu bütün düzeni oturttuktan sonra çekmeyi planlıyorum. Bu düzeni oluştururken de mutfak tek başına ele alacağım. İşte giyinme odasını tek başına ele alacağım. Geri kalan ıvır zıvırlar için nasıl düzenlemeler yapıyorum bunları ele alacağım. Bunları sırasıyla çekmeyi planlıyorum. Bunun dışında bana kullandığım ev eşyaları, işte kullandığım cilt ürünleri, normal gündelik hayatımla ilgili de çok merak ettiğiniz şeyler soruyorsunuz. Bunlarla ilgili de videolar çekiyor olacağım. Ne olursa olsun çekeceğim. Gerçekten bu sefer bu sorumluluk duygusunu daha fazla hissettim üzerimde. Çünkü çok güzel mesajlar, çok güzel böyle geri dön mesajları aldım. Dedim ki gerçekten demek ki faydalı, birilerine faydası dokunacak bir şeyler yapıyormuşum. Her zaman hayatınızda böyle mükemmel olmayabilir her şey. Ama birilerine böyle o iyi anlarınızı yansıttığınızda ilham olabiliyorsanız bence bu çok güzel bir şey. Ve ben bunu hissettim bu dönemde. O yüzden daha sık burada olacağımı da söz vermek istiyorum. Bu arada takip ettiğim başka hesaplarda da bunu çok fark ettim. Birçok kişinin bu geçtiğimiz 1-2 aylık dönemde çok sık paylaşım yapmadığını, böyle çok sık paylaşım yapan, çok sık video çekenlerin bunu azalttığını, birçok kişinin böyle içinden hiçbir şey gelmediğini, hayat enerjisinin sanki çekildiğini çok duyuyor oldum. Yani bilmiyorum, belki bu işte gezegenlerin konumu olabilir, mevsim geçişi olabilir. Hepimizin hayatında böyle dönemler olduğunu biliyorum, hissediyorum, görüyorum. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Tekrar böyle kendi kendimi motive ederek bu enerjimi yükseltmeye çalışıyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Hayat size güzel gibi böyle mesajlar alıyorum bazen. Hani bu isyan olarak değil de hani gerçekten imrenerek söylenen şeyler. Nasıl bu kadar her zaman enerjik olabiliyorsunuz? Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz yazanlarınız oluyor. Gerçekten herkes her zaman aynı modda asla olmuyor. Bence zaten böyle bir şey çok hastalıklı bir durum. Yani hep mutlu olduğunuzu düşünsenize, hep böyle, hep sürekli neşe saçtığınızı. Tamam, kendinizi bunu zorlayabilirsiniz ama bu zorlama bile bence hastalıklı bir durum. Tamam, kendimizi motive etmeliyiz ama kendimize bazı zamanlar izin de vermeliyiz. Tıpkı benim bu dediğim annemle yaşadığım süreçten sonra, annemle bir ay gibi bir süre çok gerçekten ilgilendim. Ondan sonraki bir ay, yani sonuçta 2 aydır falan, yaklaşık 2 aydır buralarda yokum. Geri kalan bir ayda gerçekten kendimi böyle bir toparlama sürecim gibi oldu benim. Evde yalnız kalmak, işte uzun zamandır yapamadığım şeyleri yapmak ya da gerçekten evde bunalıma girmek. Bir ara kendimi şöyle buldum. Netflix'te bütün gün dizi izliyorum. Sadece su içmeye kalkıyorum. Üzerimde bir polar sabahlık. Böyle ağlamaklı dışarıdan pizza söylüyorum falan. Böyle bir depresyon hali gibi. Ama inanın o bile bana çok iyi geldi. Yani her şeyi yaşamamız gerekiyor. Normal olan bu. İnsanız çünkü. İyi kötü bir şeylerden etkileneceğiz. İyi kötü dersler çıkaracağız. İyi kötü olaylar yaşayacağız. Bu bizim insan olduğumuzu gösteriyor. Robot olmadığımızı gösteriyor. Ama her ne olursa olsun her olayın pozitif kısmını, iyi yanını kendimize ders çıkararak alıp o şekilde ilerlersek çok daha genel olarak hayatımızın genelinde mutlu bireyler oluruz diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Yani özetlersek, artık daha sık buradayım. Neden burada olmadığımı da açıkladım. Bu bir dönemdi, bu bir süreçti. Umarım hepimiz sağlıkla, mutlulukla hayatlarımıza devam ederiz. En önemli şey sağlık, en önemli şey aileniz, sevdikleriniz. Daha sonra gerisi zaten geliyor. Mutluluk da buna bağlı olarak geliyor zaten. Ailenizle mutluysanız, sevdiklerinizle mutluysanız, etrafınızda birkaç tane gerçekten samimiyetine inandığınız dostlarınız varsa hayat size zaten güzel yani. Bu şekilde. Bu benim böyle ilk dertleşme, sanki karşımda sizlerden biri varmışçasına konuşma videom oldu. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Bu tarz videolar çekmemi isterseniz lütfen yorum olarak bırakın.
Sizler de böyle süreçlerden geçiyorsanız ya da böyle duygusal olarak bu dönemde benim hissettiklerimi hissettiyseniz lütfen yorum olarak yazın, bana mesaj yazın, Instagram'dan yazın. İletişim halinde olmayı gerçekten çok seviyorum ve herkese geri dönüş yapıyorum. Bunu zaten takip edenleriniz biliyor. Hiçbir mesajı, hiçbir gelen tepkiyi asla cevapsız bırakmıyorum, yanıtsız bırakmıyorum. Çünkü hepinizin vaktine ve fikrine saygı duyuyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla ve mutlulukla kalın. Öpüyorum hepinizi. İzlediğiniz için teşekkürler.